Kişisel bilgisayarınız var diyelim. Hani hızlı olarak nasıl başlayacağız derseniz çok özet bir ekran hazırladım. Kişisel bilgisayarlarda Python, Anaconda, donanım kısmını söyledim bu arada zaten. Onu artık sizin tercihinize bırakıyoruz. Mesela GPU'nuz yoksa gene CPU üzerinde çalışabilirsiniz. Programsız olarak hiçbir sorun yok. Fakat CUDA'nın hesaplama gücünü arkanıza almamış olursunuz. Tek eksi yönü bu aslında GPU olmamasının. Yoksa CPU üzerinde TensorFlow'da, PyTorch'ta kullanılıyor. Bunda sorun yok. Bunlardan bir tanesini kurdunuz. GPU'nuz bile yok diyelim. Kişisel bilgisayarda Python tavsiye ediyorum. Anaconda, Visual Studio Code ya da PyCharm editör olarak. Ben çok fazla RAM harcamadığı için, daha hızlı olduğu için VS Code kullanıyorum. Bu da Microsoft'un open source TypeScript ile yazdığı bir open source editör. Go geliştirmelerini de bununla yapıyorum. Python'ı da yazıyorum. Çok hafif bir şey. PyCharm öyle değil. PyCharm daha ağır bir editör. Tabii ki daha farklı özellikleri var ama ben genel olarak ihtiyaç duymuyorum ama ihtiyaç duyarsam güçlü bir dil, güçlü bir editör olduğunu biliyorum. Onun tavsiye ederim. Gene de aynı zamanda ben cloud tarafta da çalışabilmek istiyorum diyorsanız ücretsiz ve ücretli olarak servisler var. Mesela Colab'ı inceledik. GPU destekli. TPU bile veriyor. Ama bunların ikisi bile kullanmayacaksanız, ikisini bile kullanmayacaksınız bile CPU üzerinde de aynı şekilde cloud'da kullanabilirsiniz bunu. Bilgisayarınıza hiç gerek olmadan. Direkt kod çalıştırma anlamında. Ve oradaki kodları da kaydedebiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. Aynı şekilde Microsoft'un da Azure Notebook var. O sadece CPU destekli. Tabii en son ne yaptılar bilmiyorum ama en son CPU destekliydi. Bunlar ücretsiz. Ve cloud tarafında ücretli çözümler de var. Amazon Machine Learning'in, AWS'in Machine Learning servisleri, Google Cloud'un ML Engine ya da Microsoft'un mesela UI kullanarak, yani ben kod yazmayayım ama yapay zekanın da mantığını anlayayım, öğreneyim, belki projeler de geliştiririm vesaire diyorsanız stüdyo ortamında, yani görsel bir stüdyo ortamında öğrenebileceğiniz yapay zeka ortamı Microsoft tarafından geliştiriliyor. Onun da Azure diye bir cloud servis altyapısı var. Orada ML Studio diye araştırırsanız Azure ML Studio direkt onu görürsünüz zaten. Görsellerle yapabiliyorsunuz. Bazı ilişkileri, altyapıları falan. Programsal desteği de var. IBM Watson var. IBM yıllardır, yani bu bahsettiğimiz Amazon, Google, Azure, yani Microsoft falan bunlardan çok daha önce yapay zeka çalışmalarını yapıyordu. Hatta yarışmalarda falan ciddi ivme kazandırdığı da oldu. Yani emekleri var bu sektörde cidden. Ve bunların da daha çok sektörel bazlı servisleri var. Ve özel olarak mesela büyük hastanelerle anlaşmalar yapıp onların verilerini alarak onlarla bir ürün geliştirme çalışmaları yapıyorlar. New York'ta böyle bir büyük hastanelerden biriyle çalışıyorlardı mesela. Aynı şekilde hukuk odaklı özel çalışmalar da yapıyorlar mesela. Hani size bahsettiğim tıp alanında diyelim yüzde, yani doktor %50 başarılıyken ya da hukuk alanında aynı şekilde %50 diyelim. Yapay zekanın %85'e çıkardığını örneklemiştim. O işte IBM Watson'ın yaptığı çalışmalardı.